Sovyetlerden kopmaya çalışıyor. Demokrat Parti Hatay İl Yönetimi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyet ordusunun sivil halka karşı uyguladığı katliamda hayatını kaybedenleri anmak adına Büyük Antakya Oteli'nde bir seminer düzenledi. Seminere Demokrat Parti Hatay İl ve ilçe yönetimleri üyeleriyle birçok vatandaş katılım gösterdi. Zulmün nereden geldiğini anladı. Ben bugün bir Azerbaycan'da vehdet, yani birlik günü oldu. Seminerde 20 Ocak olaylarını anlatan Azerbaycanlı öğretim görevlisi Profesör Doktor Toğrul İsmail, yıllar süren Sovyet Rusya esaretine direnen Azerbaycan halkı cezalandırılarak 20 Ocak 1990 tarihinde özgürlük uğruna şehit olmanın ne olduğunu anlamış, bu yüksek mertebeye ulaşmanın verdiği bir şerefi yaşamışlar. Tabii üzüntülüyüz. O gün hiçbir suçu olmayan günahsız insanlar da öldürülmüştü dedi. Bu sebepten diğer bölgelerde de ayaklanmalar vardı fakat Azerbaycan'daki ayaklanma farklıydı. İnsanlar artık Sovyet rejimini tanımıyorlar. Çeşitli bölgede halkın temsilcileri, halk cephesinin temsilcilerini iktidara getiriyorlardı. Mesela Lenkeran'da ve Nahçıvan'da, Gence'de artık Sovyet rejimi tamamen düşmüştü. Ne olması gerekiyordu? Cezalandırmak gerekiyordu. Sovyet rejimi onu yaptı. Demokrat Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Taze, biz Türkler milli kimliğimizi ve tarihimizi, milli şuurumuzu kaybetmek üzereyiz. Başbakan diyor ki ben tüccar siyasetçiyim, toprakları ve kurumları satmakta övünüyor. Hataylılar olarak biz 20 yıl Fransız işgalini görmüş bir topluluğuz. Allah bize ve çocuklarımıza Suriye'deki, Irak'taki ve Bakü'deki acıları inşallah yaşatmaz diye konuştu. Allah bize ve çocuklarımıza Suriye'deki, Irak'taki, Bakü'deki acıları inşallah yaşatmaz diye konuştu.